Gelelim kardiyolojiye. Kardiyologlar bu konuda geri kalmış değil. Koroner arter hastalığında, bazı aritmilerin tetiklenmesinde ki ileri yaşta gözüken atrial fibrilasyonda, kalp yetersizliğinde mikrobiyota ilişkisi araştırılmış. Ve çok enteresandır ki diğer branşlarda olduğu gibi kardiyolojinin bu ana konularında da mikrobiyotanın direkt olarak etki eden nedenlerinden bir tanesi olduğu görülmüş. Fakat burada enteresan bir durum var. O da şu. Şimdi mikrobiyotada bir bozulmayı kendi açımızdan tarifleyebiliyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var. Ben bir kardiyolog olarak özellikle trimetilamin oksit düzeyi bakarak kanda bozuk bir mikrobiyotanın olabileceğini hastalarıma söyleyebilirim. Ancak burada elde ettiğimiz verilerle alakalı halen bir karmaşıklık var. Bir kişinin mikrobiyotasını bozuk ama bu nasıl tedavi edeceğiz? Ne yapmamız lazım? Nasıl yaklaşmamız lazım? Hangi besinleri vermemiz lazım? Tam bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Şimdi bazı probiyotiklerin bazı insanlara iyi gelirken diğerlerine hiçbir etki yapmaması, bazılarına da olumsuz etki yapması söz konusu olabiliyor. Yani bu karmaşıklığın çözümlenmesi henüz mümkün değildi. O yüzden ben direkt olarak mikrobiyota tetkiklerini açıkçası kendi klinik pratiğime çok sokmadım. Ta ki bu konuda yapılan çalışmalar benim ilgimi embiyozis açısından çekene kadar.